12 Ocak 2020 Murat Wilfred Hoffman'ın vefatı. Büyükelçi. Hoffman 1931'de Katolik bir ailede Almanya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı oldukça başarılı olan Hoffman'ın manen yüreği hep bir arayıştaydı. 1960'da Harvard Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansını tamamlayıp Alman Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlaması hayatının ilk dönüm noktası oldu. Hoffman, 8 yıldır bağımsızlık savaşı sürdüren Cezayir'e 1962'de diplomat olarak atandı. Cezayir'deki Fransız yerleşimciler yerli halka 6 ay boyunca ateşkes yaparlarsa egemenlik kazanacaklarına dair bir anlaşma yapmıştı. Fakat bu süreç içinde ateşkesi bozdurmak, Cezayir halkını sözlerinden döndürmek için türlü işkenceler ve katliamlara başvurdular. Cezayir halkı ise büyük bir sabırla anlaşmalarına sadık kalınca onlardaki bu akıl almaz disiplin Hoffman'ı derinden düşüncelere sürükledi ve halktaki bu kuvvetin onların inançlarından kaynaklandığını fark etti. Hoffman'ın bu tespiti onda büyük bir merak uyandırınca merakını giderebilmek için Kur'an-ı Kerim'le tanıştı. Hoffman bu olayın ardından Müslüman olmamıştı ama Hristiyanlık ideolojisini bırakmıştı ve Müslüman kültürüne yönelmişti. Hoffman'ın kalbini İslam'a ısındıran ikinci bir faktör ise ilgi duyduğu İslam sanatıydı. Daha önceleri bale ile ilgilenen, hatta bale performanslarını yakından izleyip eleştirmek için yılda yaklaşık 50 kez seyahat eden Hoffman, Güney İspanya ve Endülüs'teki Granada, Cordoba, Sevilla şehirlerinde yer alan İslam sanatını görünce o kadar etkilenmişti ki baleden soğumuştu. Hoffman felsefeye karşı çok ilgiliydi ama İslam düşünürleriyle uzun bir süre tanışmamıştı. Oysaki tüm zamanların en büyük filozofları arasında İbn Sina, İbn Haldun, İmam Gazali ve İbn Rüşd gibi Müslüman alimler vardı. 1980 yılında Alman Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinde görev alacak diplomatları bilgilendirmek için İslam hakkında kapsamlı bir sunum düzenledi. O sıralarda Hoffman, oğluna anlamlı bir doğum günü hediyesi vermek için İslam'ı keşfetmesiyle alakalı önemli bulduğu her noktayı not alıyordu. Hoffman, eğitimde görevli Düsseldorf imamından bu notlarını okumasını rica etti. İmam ertesi gün Hoffman'a, "Bu yazdıklarına inanıyorsan Müslümansın," deyince Hoffman, "Eğer bana Müslüman olduğumu söylüyorsan öyleyim," diyerek şehadet getirdi ve kendisine yıllar önce aralanmış olan bu hidayet kapısından geçmek nasip oldu. Müslüman kimliği Hoffman'ı diplomatlıktan alıkoymaz, hatta önemli işlere imza atmaya devam eder. 1983-1987 yılları arasında NATO bilgi direktörü, sonrasında da Cezayir ve Fas büyükelçisi olarak görevler yapar. 1994'te Alman Dışişleri Servisinden istifa edip İslami çalışmalarına ağırlık vermek ister. Aynı zamanda da Almanya'daki Müslüman Merkez Konseyi'nin onursal üyesi ve danışmanı olarak Müslüman dünyasına kitapları ve mücadeleleriyle örnek bir yol gösterir. Murat Wilfried Hoffman 12 Ocak Pazartesi günü hastalıklarla uzun bir mücadele sonucu 88 yaşında vefat etti. Geride örnek bir yaşam ve hidayet öyküsü bırakan Hoffman'ın ölüm haberi üzerine onu seven birçok insan ve Müslüman kuruluş sosyal medyada taziye mesajları gönderdi. Hoffman'a İslam'la müşerref olduktan sonra hacca gitmek de nasip olur ve Hoffman hac yolculuğuna dair izlenimlerini Mekke'ye Yolculuk adlı kitabında okuyucularıyla paylaşır.